Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Megzo musun Raziyeciğim? Teşekkür ederim. Ne yaptın? Ne nasıl geçti? Oo, bakayım masaya. Ay, yemeklerimi bitirdim Zahal Hanım. Yetiştirdim. Mutfağımı da toparladım. Muhteşem. Ona ne şüphe. Bakayım. Huzurlu, evet, sanki hiç yemek yapılmamış gibi. Teşekkür Değil ederim. Değil mi? Amacım buydu. Evet. Ah, o çiçek bu çiçek mi? Gece 2.30'da evet. Çiçekçinin aranarak. Sabah 8'de burada olacak o çiçek. Evet. Dediği ve geldiği çiçek evet. Budur. Vallahi harika görünüyor. Dünden sonra bu masa. Teşekkür ederim. Bilmiyorum yani. Değil mi? Bak, ekmekler orada. Kapanmış ağzı. Peçetelik, her şey uyumlu. Senin kendi takımların mı? Evet. Yoksa özel mi alındı? Zaten var mıydı bunlar? Yok, ufak tefek eklemeler yaptım. Vay vay vay, harika. İyi, hadi bakalım, başarılar diliyorum. Dilihti nasıl? Oldu. Tattın mı? İşte, tatmadım. Ah! Hep beraber tadacak. Yemek pişti, tamam. Yemeğim pişti. Kuyu kebabımız var, dilihti var. Evet. Başlangıç neydi canım? Başlangıcımız bruschetta. Bruschetta, hellimli bruschetta gelecek. Evet, evet, bir tek eksimiz evet. Yarışmacılar. Evet, misafirlerimiz geldi, kapı evet. Çalıyor. Zil çalışmıyor çünkü. Hoş geldiniz. Hazırlık. Buyurunuz, hazırım. Hadi geçmiş beklerim. Olsun. Kılıcımı da aldım da öyle geldim abi bugün. Hoş geldin Ayşe. Hoş geldiniz. Yes. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, siz ben nasılsınız? Böyle geçeyim. O nesini al? Kılıcık uşandıkla geldik bugün. Dün Şef Dali kebabına laf söylediler. Bugün biz de biçe biçe gideceğiz inşallah. Ama orakla gelseydin. O ne ya? Hoş geldin Per. Ne yapıyorsun siz Reci? Merhabalar. Bu iyi misin? Sıcak geçti. Ben sıcak, tam sıcak eksenimi bulamadım. Sıcak. Tam şey eksenimi bulacaksın inşallah cumaya doğru. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Gördün canım. Gördüm canım. Döner möner şeyi yaparsan evet. Kesersin o. Ver bakayım bıçağı. Kılıçtır o. Kılıç. Ha, kılıç, pardon, doğru, orak neredeyse. Ciddi bu şey mi, ışın kılıcı mı? Oğlunun mu? Yok, oyuncu. Vallahi Sinan'ın elindeki o kılıçlara bir anlam veremedim. Belli mizah yapmaya çalıştı ama çok sırıttı. Yani hiç kimse bir anlam veremedi yani. Öyle havada asılı kaldı. Yani herhalde beni gördüğü için birazcık şey yaptı, komedi yapmak istedi, şey yaptı. Ama isterse benim kendi öz videolarımı izlesin, oradan bir şeyler alabilir yani bence. Sinan'ın kılıçla gelmesini bayağı gereksiz buldum. Bir espri yapmaya çalıştı galiba ama esprisi suya düştü maalesef. Ya o kılıcın anlamı, ben rahatım artık. Beni kestiler, biçtiler, olmayan şeyleri varmış gibi gösterdiler. Madem öyledir, ben de kılıcımı kuşanır, öyle gelirim abi. Nasıl buldun Pervin'cim masayı? Vallahi para var, huzur var. Trilyonluk ev, klima yok. Ecel terleri döktüm çiçeğe. Zilin ben kumandaları da şirin saklamış mıydı kumandaları? Tabii ki elektrik açma. Faturası gelmesin diye. Ama ay, sen de çok fenasın. Elektriğe zam geldi. Öyledir. 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 Nasıl? Öyle mi? Evet. Ama herkes dersine çalışmış. Yok. Evet. Bu mesela nedir burada? Ne? Niçin bunda daha özel bir şey var? Aa, tabanca. Niçin herkesin yanında? Mesaj doğru alındıysa kabul edebilirim. Ben düzeltirim senin yerin ya. Sen kılıçla gelirsen tabağında da kaşık. Hayır canım, orada bir subliminal var. Ayağı neden kalkan? Öyle kılıç kalkan. Vay, nereye geldin? Vay, vay. Hissettin mi acaba Sinan'ın bana böyle ondan. Geleceğini? Hissettin sen de ondan herhalde. Kılıcı hissettin, dur şunu çatalını kaşığını tabağın içine koyayım dedin. Nasıl buldun masayı? Masayı çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Çok şık. Buzluğa mutfağa bıraksaydın keşke. Niye? Oradan alırdık. Neden? Nasıl yetişecek? Aman elini uzatıp vermeyecek düşün. Düşün ben de canım tutulur. Ekmek biz şey rica edersek iki tane centilmen beyefendi var. Yok centilmen olarak verebilirim tabii ama masa şeyine uygun değil diye düşünürüm. Bence gayet güzel uydu siyah. Bence sen nereden çatacaksın? Bugün kuruluk geldi. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bak, kılıç getirdi seni doğrayacak kesecek. Bir şey söyleyeyim sana. Söyle. Şimdi bu arkadaşa fazla güvenme. Çünkü yarın onun günüdür. Ben sadece gençliğime güvenirim. Ben sadece gençliğime güvenirim. Yok o güzel, yok bu güzel, o tamamdır. Yok canım, güzelse beğendiysem yemeğini evet. Ona göre puan vereceğim. Tamam kuzum. Bakacağız. Ben gerçekten yemeklerime güvenirim. Güvenmesem buraya gelmezdim, katılmazdım. Sırf bana 5 puan verdin diye ben sana 5 puan vermeyeceğim eğer yemeği beğenirsen. Ben de gerçekten beğendiğim anlar kısmı. Söz veririm sana. Teşekkür ederim. Tamam. Masa düzeni güzeldi, beğendim. Çiçek vardı, peçeteler tam benim istediğim gibiydi. Yani dünkü o hayal kırıklığı bugün kesinlikle olmadı. Masa düzenini çok beğendim. Dünden çok daha güzeldi masa düzeni. Çok daha önem verildi. Ortadaki çiçek çok güzeldi. Yani masa düzeni mükemmeldi.
Peki menü nasıl ben Ayşe? Ben de sana bilerek menü yapmadım. Menü güzel. Şey. Tabii püf noktalar vardır. Püf noktalar. Aynen. Düne 8 geldiyse bugüne 10 bekliyoruz. Değil mi? Ben Razi de her şey. Razi 10 bekliyor. Yani eğer... Bence Ayşe dün 8 verdiğine çok pişman oldu ama neyse. Çok pişman oldu. Attım tuttum yine söyledin. Ben attım tuttum. Bir dakika dur. Borun pazara geçti ama. Pişmanlar da bugün. Daha yeni başladık. Bismillah. Niye pişmansın? Pişman oldum. Niye? Sonradan düşündüm dedim biraz yüksek verdim. Çünkü diğer arkadaşlar hep 5 verdi. Ayşe Hanım'ın pişman olmasına yani şok olmadım. Ben de yani öyle bir puan versem dünkü sofraya ben de 1000 kat pişman olurdum. Yani öyle bir puan vermemesi lazımdı. Ve açıkçası bana nasıl bir puan vereceğini yani korkuyorum. Yani gerçekten çok güzel şef tarih kebabı yaptım. Çok güzel. Bence çok haksız puan verdin. Tadı duzu gayet iyiydi. O zaman ne için 5 puan verdin? Ben masa mükemmel idi. Övündüm bir saat böyle masa şimdi olmaz. Şimdi Sinan masan mükemmel giderken... Hayır abi şey, peçeteyi ortaya yere koydum. O neydi öyle ya? Eyfel Kulesi gibi. Bak 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 bir dakika. Özür dilerim. Lütfen yakınlaştırır mısınız şeyi? Bak nasıl elini uzat al. Minare gibi orta yerde. Bir de sofrada da. Sofra düzenine göre ben dün üstüne gelmek istemedim. Bak beni bence şey yargılan. Bardakların bile sağ tarafta olmalıydı. Soldaydı ve ben bu konuyu hiç masada aşmadım. Bence bilmezdin öyle bir şey olduğunu. Bugün öğrendin baktığında. Hayır bilirdim. Öğrendin. Hayır bilirdim. Kendi masa düzenini kurarken baktın. Ben bugün her zaman evde baksaydım masa ya, düzeni. Şimdi ben buna bakmak da ayıp değil. Bakacağım tabii ki. Ben böyle bir platformda yarışmaya geldim. Tabii ki bakacağım. Tamam ama bak ben puanlarımı aldım siz almadınız. Bence filan hiçbirini kesmeyecek. Ben güvenirim puanını verecek. Göreceğiz ama önce bir bruşettalarımız var başlangıç biliyorsunuz. Nedir? Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Nasıl söylenir? Nasıl bruschetta. Bruschetta. Hayır benim dilim dönmedi de o yüzden dedim. İtalya'dan gelen evet. Çeşitli bir sürü versiyonları var. Yani normalinde sadece domates falan konulur. İle lime falan, limon, mimon. Belki kişniş, maydanoz, sarımsaklı ekmek üzerine. Aynen. Hafif zeytinyağı, domates. Fakat yani artık gelişti, değişti. Herkes restoranlarda patlıcanlısını yapıyor. İşte rokalısı, parmesanlısı, şusu, busu. Bugün de hellimli yiyeceğiz Kıbrıs'a özel. Evet. Sen yapmaya başla servisini. Tamam. Biz bu arada tabii ki masanın da kritiğini, dünün de tabii yapacağız. Ayşe'yi de sorayım, masayı nasıl masayı buldun? Masayı beğendim. Bir kadının evine kılıçla gelmediğini hiç yakıştırmadım. Keşke dünden düşünüp ona göre değerlendirseydin Ayşe Hanım. Yani ben aldım kardeş alacağımı. Verilen mal geri alınmaz. O kafadayım ben. Ben aldım puancımı. Çekildim kenarıma. Şimdi Ayşe herhalde bundan sonraki günlerde düşük puan verecek diye düşünürüm. Çünkü dün yediler, yuttular gideceğiz.